Merhaba arkadaşlar, bugün konumuz Recursion. Türkçe özyineleme olarak geçiyor. Derslerde de kendi kendini çağıran fonksiyon olarak öğreniyorsunuz. Bu konu hakkında çeşitli örnekler yapacağım. Tabi buradaki amaç da önce ona bakalım. Recursion'daki amaç ne? Problemi ufak parçalara bölerek bu ufak parçaları birleştirip ardından genel çözüme ulaşmak. Tabi burada ufak parçalar çok önemli bir konu. Ve genellikle de kendi kendini çağıran fonksiyonlar olarak biliyoruz biz recursion'ları. İşte biz de yaparken öyle yapacağız. Çok basit bir örnekle başlayalım. Recursion'larda. Bir listemizde sayılar olsun. Onların toplamını bulmaya çalışalım. Tabii bunun için bir for döngüsü yeterli aslında. Şöyle ki burada bir liste yapmış. Listemizde 1, 3, 5, 7, 9 sayıları var. Bunları şu kalemimizi de alalım. Bunları toplayacak ve ekranda da sonucu gösterecek. Fonksiyonumuzun ismi listSum fonksiyonu. Bu bir list alıyor. Öncelikle toplam sonucunu sıfırlamış. Ardından bir döngü kurmuş ve sonucu göstermiş. Bir konotasyon bakımından algoritmamıza baktığımızda O(n)lik bir zaman karmaşıklığı olduğunu görüyoruz. Buraya kadar problem yok tahminim. Çok basit bir işlem. Basit bir algoritma. Şimdi biz bunu recursion'da nasıl çözeceğiz? Ona bakacağız. Şimdi recursion'da amaç neydi? Öncelikle onu hatırlayalım. Amaç ufak parçalara bölmek. Şimdi burada ufak parçalara bölme olayı yok. Ufak parçalara bölmek için de şöyle bir şey yapmışım. Bakın. Parantezlerle şöyle bir düzenleme yapmışım. Önce diyeceğim ki şununla şunu topla. Sonra o toplamı bununla topla. O toplamı bununla topla. En son 1'e geldiğimde 1 ile 24'ü topla. 25. Peki hocam diyeceksiniz. Burada toplama yaparken şu kalemimizi alalım. Bir üstte toplama yaparken bir değişkenimiz vardı. Örneğin önce 1 geliyordu. Sonra 4 oluyordu. O the sum değişiyordu. Oradan sonra kaç olmuş? 9 olmuş. Sonra bakıyorum 7 gelmiş. 16 olmuş. Sonra 9 gelmiş. 25 olmuş. Döngü bitmiş. The sum üzerinde her şey dönüyor. Burada ise çok ilginç. Parantezler olduğu sürece toplama işlemi gerçekleşmiyor. Sonra sen bunları atıyorsun. Bir anda geriye doğru toplamaya başlıyor. Küçük küçük parçaları birleştiriyorsun. En sonunda hepsini topluyorsun. Şimdi bunun bellek açısından düşünelim arkadaşlar. Sadece the sum diye bir değişken vardı. Burada ise bir stack gibi bir yapı kurulacak ve en sona kadar işlemler gerçekleşmeyecek. O yüzden belleğe biraz yüklenecek. O(n) gibi düşünebiliriz bunu. Şimdi hep zaman karmaşıklığı üzerine durmuştuk da ben şunu demiştim. Bellek karmaşıklığı diye de bir konu var arkadaşlar. Bakın bu belleğe az yükleniyor. Ama bu belleğe arkadaşlar biraz daha fazla yükleniyor bu yöntem. Peki bu yöntemin kodu nasıl? Şimdi ona bakalım. Bu yöntemin kodu nasıl? Şimdi elimizde bir liste var. Listenin eğer uzunluğu 1 ise artık bir tane kaydı al ve bitir. Son kayıt ne olacak? 0. eleman. Kalan son eleman. Bakın onunla bitiriyor. Ondan önce ise çok ilginç. Eğer bir eleman kalmadıysa örneğin şu anda ilk başlangıçta kaç eleman var? 1, 2, 3, 4, 5 tane eleman var. 5 elemanın birincisini al. Birincisi kim? 1. Kalan 4'ünü, bu kalan 4 arkadaşlar demek. Şöyle demek. Birden başla, birden sonrakilerden bir yeni liste oluştur. Şu notasyon slice dediğimiz notasyon. Python'a özgü bir notasyon. 2 nokta üst sayılı arkadaşlar. Bir dizi oluşturuyorsunuz. Bakın birden başlıyor. Ne olacak dizimiz? 1 hariç. 3, 5, 7, 9. Yeni bir dizi oluşturdu. Bu Yeni diziyi dizama tekrar gönder. Ne oldu? 1 artı parantez içinde yeni dizi. Yeni dizimiz 3, 5, 7, 9. Sonra 1 parantez içinde artı 3 artı yeni dizimiz. Tabii yeni dizi tekrar açılacak. Bakın toplama gerçekleşmiyor son dakikaya kadar. En son ne oluyor tabii ki? Döngü listede 1 kalınca son eleman alıyor. Son elemanda 9. Parantezler kuruluyor. 9 kalıyor. Sonra da arkadaşlar tekrar toplamaya başlıyor. Tekrar bu düzende oluyor. Tabii bunun zaman karmaşıklığı açısından hocam değeri nedir? O(n)'dir arkadaşlar. Bakın zaman karmaşıklığı altını istiyorum. Ama bellek açısından bu algoritma belleğe daha fazla yüklenir. Diyeceksiniz hocam ya bunu kullanalım. Ama arkadaşlar bazı kodlarda bellekte yüklenmek daha iyi olabiliyor. Tabii yine kıyaslamaya girdik. Hangi durumda hangisini kullanacağız kıyaslaması? Örneğin böyle bir toplama varsa belki for döngüsü daha çok işinize yarayabilir. Hatta for döngüsü de olmasa bence daha iyi. Şuradaki yine bir sıralı düzen fark ettim arkadaşlar. Buna belki bir matematiksel formülü bulabilir. Bunu size bırakıyorum. O1'e düşürebiliyorduk bunu. Algoritma analizi dersinde bunu anlatmıştık arkadaşlar. Gauss diye birisinden bahsetmiştik. Biraz düşünün bakalım bunu. Burada benim biraz önce anlattığım, parantezlerle anlattığım konuyu çok güzel bir şekilde arkadaşlar bir grafikle anlatmış. Sam 1'de başlıyor. Tık 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 9'a kadar gitti. Sonra 9'dan arkadaşlar geri geliyor bakın. 9 ile 7'yi topladı. 7 ile 16 oldu. 16 ile 5'i topladı. 21. 21 ile 3'ü topladı. 24. 24 ile 1'i topladı. 25 sonuç. Ama ilk başlangıçta veriyi oluşturdu. Sonra veriyi topladı. Evet. Bunun mantığını anladık tahminim. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Diğer konumuza bakalım. Diğer konumuz Recursion konusunda 3 tane kuralımız varmış. Bakalım bunlar ne? Asimov'un robot kuralı arkadaşlar. Bunu internetten Asimov'un robot kuralları yazarsanız bulursunuz. Bir robot için bazı kurallar koymuş durumda. Burada recursive programlamanın kuralları. 1. Base temel bir durumunuz olacak. Olmak zorunda recursive'de. Ve bu durumunuz değişecek. Durumlar değişecek. Ve diğer base duruma geçecek. Ama hep bir base duruma geçme durumu var arkadaşlar. Ta ki durumlar bitinceye kadar. Bir önceki yazdığımız kodu hatırlayın. 1 olunca artık durumlar bitiyordu ve kendini çağırmayı bırakıyordu. Bir yerde tabii kendi kendini çağırmayı da bıraktırmanız gerekiyor. Ve en son durum arkadaşlar kendi kendini çağırması gerekiyor. Bunlar bizim kurallarımız. Şunu soracak olabilirsiniz. Hocam siz bunu nerelerde kullanıyorsunuz? Arkadaşlar ben web üzerine çalışıyorum. Örneğin crawlerlar. Bir web sayfasını crawler web sayfalarını dolaşıp verilere çeken kod. Orada mesela ben recursion yapıyorum. Tabi belli bir sayıyı geçtikten sonra örneğin durdurabiliyorum bazen kendi yazdığım kodlarda. Ama durması arkadaşlar hep web sayfası çekmeye devam eder ki ta ki iş kalmayıncaya kadar. Binlerce web sayfasını çekebilir. O hariç ağaç algoritması kullanırken arkadaşlar ağaç algoritmaları da kullanıyorum. Recursion'u. Şimdi diğer örneklerimize bakalım. Bir integer'ı string'e çevireceğiz ama base'e göre çevireceğiz. Hani taban aritmetiği diyebiliriz. Taban aritmetiği yapacağız. Bakalım neymiş taban aritmetiği? Ben de hatırlayalım. Biraz matematiği hatırlayalım. Bir tane sayı verilmiş. TUSETR diye. 769'u aldık. Önce 9'u çıkardı buradan. Sonra 6'yı çıkardı. Sonra 7'yi çıkardı arkadaşlar. Ve 10'luk düzende bir çevirim işlemi yapmış oldu. TUSETR fonksiyonunu her seferinde çağıracak. Bakın TUSETR'yi çağırıyor. Tabi hocam ben bunu döngüyle de yapabilirdim. Evet, yapabilirdiniz. Ama biz şu anda bunu recursive yapmayı odaklandık. Bakın toStr fonksiyonu her seferinde başta bunu çağırmışken şimdi bunu çağırıyor, sonra bunu çağırıyor, artık bundan sonra çağırmayı bırakacak tabii ki. Bunun kodunu nasıl yazmışız sonra bakalım. Burada arkadaşlar kalemimi yine alayım. Convert string lik bir base durumla başlıyor. N var, sayı bu arkadaşlar. N bir sayı ve base durum var. Base verilen base bize. Ha, bu arada 16'lık vermiş base'i. Bakın. Şunu diyor ki 16'lık duruma çevir. Bunun için ne yapıyor? Base durumu 16'ya bölüyor. Kimi? N'i. Şu n'i 16'ya bölecek. 16'dan bölüm sonucunu alacak. Sonra arkadaşlar tekrar mod işlemini sonuna ekleyecek. Tekrar kendini çağıracak. Şurası mod işlemini sonuna ekleyen bölüm. Bakın convert string'e gidecek. Buradan n base'ten uygun değeri seçecek. Bunu yapıyor. Şu anda çözdüm. Convert string arkadaşlar örneğin kaç çıktı diyelim? 12 çıktı. 9, 10, A, 11, B, 12, C. C yazacak. 12 çıktıysa eğer bölüm sonucu. Şuraya C'yi ekleyecek. Ekleyecek. Kendini çağıracak. En sonunda arkadaşlar convert string'in son elemanını koyacak. Bitirecek. Bunu çalıştıralım. Bir sonucu görelim. Bunun için kalemi bırakmalıyım. Run ifadesine tıklıyorum. 5 AD ile karşılaştım arkadaşlar. İlk 16'ya böldü. Sonra tekrar 16'ya böldü. Kalanı tekrar 16'ya böldü. Ta ki 16'ya bölünmeyeceği kadar. Bölünemediği anda da bakın şuraya geldi en son. En son buraya geldi. Çünkü en küçük base olduğunda yani 16'dan küçük bir yer, al onu diyor. Artık sona yaz, bırak. Bitti arkadaşlar. Evet, 16'lık tabana çevirme işlemi yaptık. Burada ikilik tabanda bir çevirmeyi düşünüyorsunuz. Daha önceden bu ikilik tabanla çevirmeyi Stack'te yapmıştık diye hatırlıyorum. Zaten Stack veri yapısı buna işe çok çok uygun arkadaşlar. Stack veri yapısında yaptığınız bir kural. Burada da ikilik tabana göre bakın bu şekilde yapabilirsiniz. Artık taban aritmetiği yapan bir fonksiyonumuz oldu. Bakın 2'ye de göre yapar. 16'ya göre de yapar. 10'a göre de yapar. Çalışma prensibi bu. Sizlerin arkadaşlar diğer örnekleri denemesini ve buradaki kodlar arkadaşlar incelemesini ve cevaplandırmasını bekliyorum. Şimdi bir sonraki sorumuza geçelim. Taban aritmatiği yapmıştık. Bu taban aritmatiğini yaptığımızda bunu Stack'le de yapabileceğimizi size söylemiştim. Şimdi gelin Stack'le bunu yapalım. Bunun için Stack bölümümüzde kullandığımız Stack bölümünü öncelikle import ediyoruz. Burada orada bir class yazmıştık. O class'tan yeni bir nesne oluşturuyoruz. Bunu kullanacağız. Stack'imize ekleme yapacağız. Bunun için bu arada bu kod recursion kodu değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şunu biraz büyütelim. Şöyle büyüteceğim. Bu recursion kodu değil. Bu while döngüsüyle yazılmış bir kod. Yine convert string bölümü değişikliği yapmak için var. Bakın burada while döngüsüyle başlıyorum. En büyük 0. En küçük base olduğu sürece siteye eklemeye devam et. Burada kalan değerleri ekle. Burada en son en değerini ekle. Bakın burada kalan değerlerini ekliyor. Siteye eklendi. Şöyle düşünebilirsiniz. Sitemiz var. Buradan sondan başlayacak. Ekleyecek. Sonra arkadaşlar bir while döngüsü var. While döngüsü de şunu yapıyor. Stack'ten pop'la çıkar. Kimi? Önce şu çıkacak. Yukarıdaki çıkacak. Ondan sonra aşağı doğru yavaş yavaş inecek. Eklerken böyle arkadaşlar yükseliyor. Ardından siz çıkardıkça da azalıyor. Zaman karmaşıklığı o aynı. Çünkü iki tane döngü olsa da iç içe değiller. İkisi de ayrı ayrı döngüler. Pardon, şurada bitiyor. Burada bir çevirme işlemi yapıyorsunuz. Bu arkadaşlar döngülerle yazılmış bir kod. Şimdi bunu da kullanabilirsiniz. Taban aritmetiğinde bakın. Bunu da kullanabilirsiniz. Biraz şöyle koda bakın. Şimdi bir önceki koda döneceğim. Bir önceki kod. Şu. Bunu da kullanabilirsiniz. Şu kadarlık bir kod parçası arkadaşlar. Kodun boyutu azaldı gördüğünüz gibi. Aslında burada da bir stack uygulaması var. Dolaylı yoldan. Ama diğer tarafta arkadaşlar siteyi açıyorsunuz. Siteye teker teker ekliyorsunuz. Ve ay döngüsüyle tekrar çıkartıyorsunuz. Diyeceksiniz hocam zaman karmaşıklığı açısından farkları var mı? Yok. Bu da O(n). Her ikisi de zaman karmaşıklığı açısından O(n). Ama bu kod arkadaşlar ikisi de belleğe yükleniyor bu arada kodların. Belleğe, bir tanesi dizi açmış belleğe. Stack açmış. Bu da arkadaşlar belleğe yüklenen bir kod açıkçası. Evet, şimdi bu recursion olayını bir de görselleştirelim demişler. Bununla ilgili bir az örnekler yapmışlar. Buna da bakalım. Bunun için Python'da arkadaşlar bir Turtle diye grafik kütüphanesi var. Bir pencere açıyor ve pencereye çizimler yapabiliyorsunuz. Böyle bir kütüphane. Şimdi bakalım nasıl yapmışlar bunu. Arkadaşlar tabi başta import turtle'la turtle'ı ekliyor. Turtle'ı sisteminizde olması lazım. İnternetten pip üzerinden bunu kurmanız gerekiyor eğer yoksa. Veya Anaconda üzerinden de kurabiliyorsunuz tahminim. Ardından kurduktan sonra bunu yeni bir tane turtle oluşturmuş. Bakın bir sınıf var. O sınıftan yeni bir turtle oluşturdu. Nesne oluşturdu. Ardından bir tane screen tanımlıyor. Benim bu pencerem diyor. My bin. Sonra burada recursive bir kodumuz var. O koda biraz sonra bakarız. Burada yüzlük bir turtle oluştur diyor. Pardon. Çizim yap diyor. Ta ki çıkışa tıklanıncaya kadar. Yani demek ki Windows'da bir çıkış gibi bölümde olacak arkadaşlar. Oraya tıkladığımızda çıkış yapılacak. Şurası önemli arkadaşlar. Yüzlükten başla demiş. Yüz neresi? Line, len. İlk yüzlük noktaya gideceğiz. Line, len'de yüzlük noktaya gideceğiz. Sonra sağa 90 gideceğiz. Sonra line'dan çıkaracağız arkadaşlar. Line neydi? %95'e düşecek. Ve kendi kendini çağıracak. Her seferinde sağa dönecek. Şöyle olacağını düşünüyorum. Bir yanlış kalem aldık. Arkadaşlar bir noktadan başlayacağım. Sağa gideceğim. Sonra tekrar sağa gideceğim. Bu noktaya göre gideceğimi düşünüyorum. Aşağı doğru giderim. Sonra tekrar böyle sağa gideceğim. Sonra ama hep 5 seferinde 5 düşüyor. Şöyle bir düşüş olur diye düşünüyorum. Şöyle bir şeyler olabilir. Bunu en güzel çalıştırıp görelim. Sayılarla oynayarak. Evet. Animasyon da varmış. Güzel. Bu şekilde animasyonlu bir şekilde çizimi yaptı arkadaşlar. Ya diyeceksiniz hocam ben bunu lente 10 yapsaydım. Ne zaman çağırmayı bırakıyor arkadaşlar? Line, len büyük 0 olduğu sürece devam eder. 0 olduğunda ya 1 olduğunda ya da 2 olduğunda artık döngümüz nasılsa döngüyü bırakır arkadaşlar. Kendi kendini çağırmayı bırakır. İşte tekrar run diyeceğim bakalım. Evet. Daha kısa sürdü. Eğer daha ayrıntılı bir şey yapacaksak 3 bayağı iç içe geçecek gibi geliyor bana. Evet. Bu şekilde denemeler yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın recursion bir kod. Çizim yaptırdık recursion koda. Burada farklı bir örnek var. Bu örneği direkt çalıştıralım diyorum. Çünkü sağa git, sola git. Sağ ve sol arkadaşlar çok iyi. Bulunduğunuz noktayı çok iyi bilmelisiniz. Sağ sol konusunda. Ve çizimi yaptırıyor. Burada main fonksiyonumuz var. Burada tree branch var. Bir, evet, ağaç çiziyor. O bayağı güzelmiş ya. Evet, şu şekilde arkadaşlar. Bir ağaç çizgi. İlk çizdiği bölüm şurasıydı arkadaşlar. Ondan sonra şu tree'leri çalıştırdı. Ve bu tree'ler ortaya şu şekilde çıktı. Evet. Güzel bir, düzenli bir ağaç yapısı da çizmiş olduk. Bunu da incelemelerini size bırakıyorum. Diğer konumuza geçiyoruz. Şimdi Sierpinski üçgenine bir bakalım. Nasılmış bu? Sierpinski ne yapmış? Nasıl bir üçgen? Şu üçgeni arkadaşlar Sierpinski üçgeni deniyor. Bunu çizdirmek için bayağı uzun bir kod yazmışlardır diye tahmin ediyorum. Burada bir çizim kodu var. Kendi kendine çağırma var mı burada? Yok, göremiyorum. Normal bir üçgen çizdirme koduna benziyor. Bu üçgeni çizdirme kodu. Kendi kendine çağıran bir taraf yok bunda. Orta noktayı bulma kodu var. Her seferinde orta noktayı bulmak için bir kod yazılmış. Burada işte Sierpinski bölüm var. Büyük ihtimalle burası kendi kendine çağıracak bölüm. Bakın Sierpinski degresi büyük sıfır olduğu sürece, degresi büyük sıfır olmadığı anda bitecek bu döngü. Öncelikle üçgeni çizdirmiş. Sonra da arkadaşlar Sierpinski kendi kendini çağırmaya başlamış. Buradan bir tane çağırmış, buradan bir tane çağırmış, buradan bir tane çağırmış. Bu şekilde arkadaşlar kendi kendini çağırarak bir çizim yapıyor. Bakalım, çalıştıralım. Bayağı güzel bir çizim yaptı arkadaşlar. Bakın. Şu kod sayesinde 3 kere kendi kendini çağırdı. Farklı çağrımlar tabii. Üçü de aynı çağrım değil arkadaşlar. Her seferinde farklı noktaları çağırdı. Çizimlerini yaptırdı ve sonucu bize üretti. Evet, bunu kod olarak incelemesini size bırakıyorum. Çalışma prensibi olarak burada anlatmış. Başta sol taraftan başlıyor, sonuna kadar gidiyor. Sonra diğerlerine geçiyor arkadaşlar. Gibi bir ağaç dolaşım problemi aslında. Bu ağaç dolaşım programını ağaçlar konusunda ayrıntılı şekilde inceleyeceğiz. Konuşmamda bir ara demiştim sanırım. Ben de ağaçlar konusunda recursive fonksiyonları kullanmayı seviyorum. Ağaçlar üzerine dolaşırken arkadaşlar çok çok kullanışlı oluyor. Bu da değişik bir örnekmiş. Evet, şimdi kompleks recursive problemlere bir bakalım. Tower of Hanoi, Hanoi kuleleri bunlardan ilki. Derslerde çok anlatılır. Bize kısaca bir tanımını verelim. Ondan sonra koduna bakalım. Bunun için burada animasyonlu bir gösterim yok. Animasyonlu bir gösterim bulabilir miyim diye Google'a sordum. Şu ilk çıkan örneğe tıkladım. Burada güzel bir animasyonlu örnek yapılmış. Tabi burada sayı biraz fazla. Ben bu sayıyı azaltayım. Hatta çubuk sayısı fazla. Çubuk sayısını da azaltacağım. Çubuk sayısını da 3'e düşürelim. Evet. Şöyle bir karşıma animasyon çıktı. Show diyelim. Bakın taşıma yaparken kuralımız şu. Animasyonu durdurabiliyoruz mu? En başa alabiliyoruz. Hiçbir zaman şu küçüğü buraya koyduktan sonra onun üzerine büyük koyamıyoruz. Yalnızca büyüklerin üzerine küçük koyabiliyoruz. Ve burada 3 tane çubuk var. Bir tanesi hedef çubuk. Hedef çubuk da en son yine böyle büyükten küçüğe doğru sıralanmış olacak. Tabii bunun zaman karmaşıklığı nedir diyeceksiniz. Tabii burada az sayı seçtiğim için çabucak olacak. Bu arada bunun zaman karmaşıklığı arkadaşlar, kalemi burada kullanmaya kalktığımda görüntü gidiyor. Diğer tarafta yazarım zaman karmaşıklığını. O üzeri 2 üzeri n. Buradaki n sayısı buradaki disk sayısı arkadaşlar oluyor. Şimdi bunun için şöyle bir hareket yapalım. İzleyelim. Bakın küçük geldi. Büyük geldi. Küçük büyükün üzerine geçti. Diğer büyük diğerine geçti. Bir küçük buraya, diğeri oraya geçti. Tekrar küçük onun üzerine geçti. Bu büyüğün üzerine geçti. Dikkat etseniz arkadaşlar, hep küçükler bu şekilde devam ediyor. Bu buraya geçti. Bu buraya ve en son yeni çubuğa taşınmış oldu. 15 adımla yapıldı arkadaşlar bu. (2/4 - 1) gibi düşünebilirsiniz. 15 adımla bitirdim. Şimdi tekrar kodumuza dönelim. Bu animasyon daha iyi olmuştur şu şekilden diye düşünüyorum. Buradan tabi denemeler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Sayıları arttırabilirsiniz. Örneğin 7'ye çıkarın bunu. Çubuk sayısını arttırabilirsiniz. 5 yapabilirsiniz. Arkadaşlar bununla çeşitli testler yapabilirsiniz kendinize. Değişiklikler yapabilirsiniz. Biz kendi problemimize dönelim. Kendi problemimizde kısa bir kodumuz var. Bunu inceleyeceğiz. Kodumuz iki fonksiyondan oluşuyor. Bir fonksiyon sadece ekrana yazı yazdırmak için var. Move disk. Nereden nereye aktarıldı. Bunu yazacak. İkincisi burada Move Tower diye bir bölüm var. Move Tower'da ben şurada 3 tane çubuk olduğunu fark ettim. 3 çubuk var. Tabi disk sayımızı da height'la vermişiz. Yani buraya kaç tane diskimiz olacağını söylüyoruz. Örneğin diyeceğiz ki 3 diskimiz olsun. Bu 3 diski tabi 2/3 dersek -1 8-7 adımda karşı tarafa taşırız diye düşünüyorum. Şimdi bakarız biraz sonra kodu çalıştırıp. Burada kodumuz height büyük eşit 1 olduğu sürece, buradaki yükseklik büyük eşit 1 olduğu sürece devam edecek. Move Tower'la taşıma yapacağız. Önce bunu alacağız. Şuraya taşıyacağız örneğin arkadaşlar. Ardından diğerine taşıyacağız. Ve her seferinde değişikliği arkadaşlar ekrana yazdıracağız. Move Tower'ın Move Tower şeklinde devam edecek. Her seferine bakın kendi kendini çağırıyor fonksiyon. 2 kere çağırıyor. Ve ikisini de farklı yerlere taşınma yapıyor. Bu dikkatinizi çekerim. Yani bu şekilde recursive şekilde çalışan kodumuzu bir çalıştıralım. Çıktısını görelim. Save Run diyorum arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane durumla bitirdi arkadaşlar. A'dan B'ye, A'dan C'ye. Şurada sopa sayısını 3'e indirelim. Bunun da sayısını 3'e indirelim. Bakın ilk yaptığımız şu arkadaşlar. Buradan B'ye diyelim. Sonra C'ye. Sonra bunu buraya. Burada cancel diyeyim. Burada arkadaşlar bunu yazıyla yazmış. Bu durumu. B'den C'ye. Tabii hocam oradaki disk sayısını arttırırsanız IT'yi arttırmalıyız. IT'yi arttırdığımız zaman 2/5 - 1 gibi daha yüksek bir sayıya ulaştık arkadaşlar. Evet, bununla ilgili denemeleri de size bırakıyorum. Kodu da çalıştırdık. Exploring Maze'e bakalım. Maze. Labirent problemi. Amacımız burada bir boşluk bulup çıkabilmek. Yani burada bir karakterimiz belli bir start noktasından başlayacak. Yani bu start noktasından aramalar yapacak. Arayacak. Eğer bu köşelerden bir tanesi ulaştıysa, bu köşe bu arada burada da olabilir. Şu kalemimize çizelim. Burada da olabilir. Üstte de olabilir. Altta da olabilir. Burada olduğu gibi. Bunlardan bir tanesini bulduğunda, çıktığında oyunu başarmış oluyor. Ve bunu nasıl yöneteceğiz? Buradan başlatıp sonuna kadar nasıl götüreceğiz? Problemimiz bu. Şimdi bunun için öncelikle tabii basit bir yapı tasarlıyoruz. Bu basit yapımız şu. Burada north kullanmış ama ben north kullanmayacağım. Aşağı yukarı sağ sol kullanalım. Öncelikle şunu yapacağız tabii ki. Buradan bir yerden başlıyorsak örneğin aşağı ilk yönümüz olacak. Aşağı git diyeceğiz. Aşağı gitmeye çalışacak. Duvar karşısına çıkacak. Gidemeyecek. Diyeceğiz ki örneğin sağa git. Sağa gitmeye çalışacak. Sola git. Sola gitmeye çalışacak. Sola gidebiliyorsa sola. Tekrar aşağı. Sola. Tekrar aşağı. Şeklinde 4 yöne de yönlendireceğiz. Ama tabii ki bunu sırayla yönlendireceğiz. Burası anlaşıldı daha önce sırayla. Örneğin sola git dedikten sonra diğer yönlere de tekrar bakmalıyız. Duvar karşımıza çıkıyorsa diğer yöne, duvar karşımıza çıkıyorsa diğer yöne gitmeliyiz. Burada gördüğüm kadarıyla şöyle gitmiş başlangıçta. Sola gitmiş. Sonra solda artık duvar çıkınca sağa gitmiş. Sağa gittikten sonra tekrar sola. Bu sefer geri dönmek zorunda kalmış. Geri dönmüş. Aşağı inmiş. Tekrar aynı şekilde buradan devam etmiş karakterimiz. Tabii bunu recursive şekilde yaptığınızda da şuradaki noktadan en buraya gidebiliyorsunuz. Recursive şekilde kodu yazdığınızda. Şimdi bununla ilgili yapılan örnekte şunu fark ettim. Yine güzel bir kod yazılmış. Görsel bir kod yazılmış Python'da. Burada bizim ilk önce başlangıç noktamız start column start row'dan tabii ki beyaz kısım olması gerekiyor. Oraya konmuş. Bu labirenti yapmak için de aşağıda fark ettim. Şöyle bir text dosyada kendi labirentinizi yapabiliyorsunuz. Bu da güzel bir özellik. Labirentinizi tasarlıyorsunuz. Bakın burada labirenti tasarlamış. Text bir dosya bu. Şu S harfiyle başlangıç noktasını vermiş. Artılarsa duvarlarımız. Bunu buradan okuyacak. Okuduktan sonra da bunun çizimini yapacak. Çizimini yaptıktan sonra da şurada ilk initialize işlemini görüyorsunuz. Initialize işleminde işte Turtle'ı oluşturduktan sonra bu Turtle'a bunu ilk başlangıç ayarlarını yapıyor. Sonra tekrar şurada bakın bir for döngüsüyle bizim şuradaki yapımızı alıyor. Bunu grafik olarak ekrana taşıyor. Oralara çeşitli renkler yapıştırıyor vesaire. Box çizme kodu. O duvar çizme kodu burada. Turtle'ı hareket ettirme kodu. İşte go to şuraya gidecek türünden. Tabi duvar olunca gidemeyecek. Bunun için de kod tabi bölüm yazmıştır. Burada pozisyon bilgisi. Pozisyon bilgisinde burada ilk green, ardından tekrar üzerinden geçerse red, denemelerde black, tamamen ölü bir noktaysa yine red, die end ise yani çıkış bulamadı oradan şeklinde bir yapı kurulmuş durumda. Exit'e ulaşma kodu olarak da şunu fark ettim. Ben ne demiştim yukarıda? Row'dan 0 veya call'dan 0. Row veya call'dan 0 olduğu zaman artık çıkışa ulaştık anlamına geliyor. Bununla ilgili kodu burada çalıştırabilir miyim bakalım. Burada koddaki recursive'liği göstermediğimi fark ettim. Bu gezinme kodunda olacak. Move Turtle var. Şurada search form. Evet şurası. Search form bölümü. Şimdi search form bölümünde dikkat ederseniz bazı deneme kontrollerden sonra şurası çok önemli bir kısım. Bakın search for şurasını yap or şurasını yap or şurasını yap or şurasını yap. Sağa sol aşağı yukarı şeklinde kendine bir yol arıyor. Ve bulunduysa eğer bunlardan bir tanesi found diye bir bölüm geliyor. Bakın dördü birden kendi kendini çağırıyor. Tabi bu nereye kadar? Exit artık olduysa artık bu işlemlere gerek yok. Evet. Bunun kodumuzu bir çalıştıralım. Burada exit olmasına rağmen tekrar bir geri dönecek sanırım. Bakalım ona nasıl olacak. Animasyonlu yapılmış. Bakın bir noktadan başladı. Şu an geçtiği noktalara siyah koyuyor. Dönüşte kırmızı koydu. Bakın kırmızı tekrar. Buradan çıkmaya çalıştı. Daha o yöne bakmadı. Baktı. Evet. Şimdi geri döndü ve bakın arkadaşlar çıkışı buldu burada. Tabii bu labirenti siz kendiniz buradan gelip değiştirebilirsiniz. Kodu adım adım çalıştırmanızı öneriyorum. Ben burada breakpoint kullanıp kodu teker teker size göstermedim. Şurası en önemli kısmı kodumuzun. Diğerleri daha çok görselleştirme için olan bölümler. En son bölüm dinamik programlama. Bana aldığım özyineleme araştırması dersini hatırlattı. Bu dersteki amaç şuydu. Amaçlardan bir tanesi diyelim. Örneğin en kısa yolu bulma. Bu bir haritada olabilir veya bir graf üzerinde olabilir. Veya benim hatırladığım problemlerden bir tanesi bir kutu var. Elinizde de küçük kutular var. O küçük kutulardan maksimumunu o kutu içine yerleştirebilme. Çünkü hepsi sığmayacak. Maksimum şekilde yerleştirmeye çalışıyorsunuz. En uygun şekilde yerleştirmeye çalışıyorsunuz. Bu tür problemleri çözmek için kullanabilecek dinamik programlama stratejileri var. Optimizasyon arkadaşlar. Optimizasyonda kullanılan tekniklerden bir tanesi. Şimdi burada da basit bir örneğimiz var. Şöyle örneğimiz. Sizin $1 paranız var. $37'lık bir ürün aldınız. Bir item aldınız. Ondan sonra size $63 geri ödemesi yapılacak. Pardon. 63 sent. $1 vardı. Şimdi dolar kuruş. Sent kuruş olarak düşünebiliriz burada. Doları da lira olarak düşünebiliriz. Size 63 kuruş ödemesi yapılacak. Bunu nasıl yaparsınız? Tabii elinizde hangi kuruşlar var? Örneğin burada demiş ki elinizde 1, 5, 10 ve 25 kuruşlar var. Ve bunların sayısı elinizde yeterince var. Minimum madeni para kullanarak, madeni para dedim. Şuradaki coin'i demir para, madeni para diye çevirebiliriz. 1, 5, 10 ve 25'ten minimum madeni parayla buna ulaşmaya çalışıyoruz. Minimum. Örneğin şöyle arkadaşlar 63 var. Benim aklıma şu geliyor. 20'lik elimde var. 25'lik var elimde. 2 tane 25'lik yaparım. 25-25. Bir tane 10'luk veririm. 3 tane de 1'lik veririm. 63 olur. İşte aslında bir algoritma kurdum ben. Fark ettiyseniz. En büyükten başladım. En küçüğe doğru indim. En büyükten önce 2 tane kullandım. 50 yaptım. Sonra 10'luğu kullandım. Yine en büyüğü kullandım. Sonra da 3 tane de artık onlar kalmıştı. 3'ü kullandım. Diyeceksiniz keşke burada 21 kuruş olsaydı. 21 kuruş bunların arasında olsaydı 3 tane 21 kuruş versem bak o minimum. O en mükemmel durum olurdu. Ama elimde 21 kuruş yok. 6 tane para kullanarak bu duruma ulaştım. Madeni para kullanarak. Şimdi bunun hesabını nasıl yapacağım ben? Bunun için şöyle bir formülasyon var. Bunların hepsinde bakın madeni paranın minimumunu bulup minimum madeni paraya ulaşmaya çalışıyoruz. Önce elimizde bir miktar var. Kalan miktar. Oradan 1 çıkartabiliriz. Yani 1 kuruş. 5 kuruş çıkartabiliriz. 10 kuruş çıkartabiliriz. 25 kuruş çıkartabiliriz. Bunu 2 defa da yapabiliriz. Hemen recursive'lik gelecek aklımıza. 3 defa da yapabiliriz. Elimizdeki kalan miktara göre, bizim şu anda elimizdeki 63 miktarı var. Ona göre bunları yapacağız. Burada 1 artı bu number coins, coin sayısını döndürecek. Örneğin birlik kullandıysak tabii kaç tane kullanacağız? Bu da önemli. Bunları döndürecek. Burada yazılmış basit bir kod var. Bu koda bakalım. Kendi kendini çağırıyor mu? Evet çağırıyor. Ve bizim şuradaki formülasyonumuzu kullanıyor. Burada bir coin listesini de veriyoruz bu koda. Yani elimizdeki hangi coinler var? Şunlar var. 1, 5, 10 ve 25'i vereceğiz. Ama istersek bunu değiştirebiliriz. Bakın başlangıçta şöyle vermiş. Sonra buradaki change eksi i de 63'ten bir tanesini çıkaracak. Artık hangisi ise. Şurada ilginç bir notasyon görüyorsunuz. Bu notasyon nedir? Burada change in coin value list'e return 1. diyorum. Artık bir sadece yeterli ama o değilse şu döngüyü yap diyorum. Peki burada şu bölüm benim bir list comparison diyoruz buna. Bir if karşılaştırmam var burada. C şuradan geliyor. Coin valülarından. Örneğin 1, 10, 25. 25 küçük eşit. Örneğin change ne geldi? 63. 25 küçük mü? Küçük. O zaman diyor ki tamam bunu al kullan. Küçük eşit olanları kullanabiliyor. Peki ne sık kullanamayacak bir örnek aklıma gelsen şu olabilir. Örneğin 22 sayısı geldi buraya. O zaman diyor ki hiç 25'e bakma sen. 25'e bakmana gerek yok ki. 25'e niye bakacaksın? Buradan arkadaşlar bir liste çıkıyor. O liste içinde artık 25 olmuyor. Kimler oluyor? 1, 5, 10 oluyor. Bu bölümün yaptığı o. Ardından number coins, minimum coins. Minimum coins diye bir coins tutuyor. Number coins küçükse minimum coins, yeni minimum coins ile yerini değiştiriyor. Artık bu bizim minimum coins ve kullanacak coins sayısını döndürüyor. Örneğin bu problem için tahminim 6 cevabını döndürür. İsterseniz bunun denemesini bir yapalım. Şöyle yapacağım. Kopyala. Burada yazılmış çeşitli kodlar var. Denemeler yaptım. Şimdi ilk denememizi yapalım. Fakat dikkat ettiyseniz bekliyoruz. Hatta şunu söyleyeyim, bayağı bir bekliyoruz. Diyeceksiniz hocam niye bu kadar bekliyor? Hani şimdi ona bakalım. Tekrar bu sayfamızı açtık. Arkadaşlar burada şu an 67 milyon durumun recursive şekilde çağırdık ne yazık ki. 63 senede hesaplamak için harcadığımız zaman şu anda çok çok fazla. Algoritma analizinde şunu söylemiştim. Daha kısa bir yolu var mıdır? Şu anda tüm olasılıkları deniyor. Daha az olasılık denemelisiniz. Hocam siz yukarıda işte şu büyük parayı kullanırım, şöyle yaparım. Altıda hemen buldunuz. Tabii bilgisayar öyle şu anda değil arkadaşlar. Bilgisayar tüm olasılıkları denemeye çalışıyor. Tabii bu da süreyi uzatıyor. Peki ben bunu hızlandırabilir miyim? Problemim o şu anda. Hızlandırabilirim arkadaşlar. Peki nasıl hızlandırabilirim? Önceki elimdeki durumları kodlamışım. Ne gibi? Şimdi 20'ye ulaşmak için 19'un üzerine 1 ekleyebilirim. 15'in üzerine 5 eklerim. 10'un üzerine 10 eklerim, 20'ye ulaşırım. 21'e ulaşmak için 1 ekleyebilirim. 16 üzerine 5 ekleyebilirim. 11'in üzerine 10 ekleyebilirim. Şeklinde. 26'ya ulaşmak için bunun üzerine bunu eklerim, bunun üzerine bunu eklerim şeklinde. Ne yaptım ben? Bir kendime tablo oluşturdum. Artık bu tablodan hareket edersem rahat şekilde hedefime daha hızlı şekilde ulaşabilirim. Burada iterasyon sayısı dikkatinizi çekerim şu kadarken ben bunu şuralara düşüreceğim. Bir tanesi 67.377 fonksiyon çağrısı. Tabii 26 sent için. Şimdi 63'e ulaşmaya çalışıyoruz. Tabii 63 için biraz daha fazla olacak bu. Tabii bir yapı ortaya çıktığı için daha kolay olacak diyebilirim. Şimdi burada yazılmış bir kod var. Recursive şekilde bu iyileştirilmiş kod. Bunu çalıştırmayı deneyeceğim. Bu arada bu sonucu cevabı döndürmüş mü? Evet, döndürmüş. Burada bir time fonksiyonu kullanarak ne kadar sürede döndüğüne bakabilirsiniz. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. İkinci örnekte ne yazık ki biraz kayma gördüm. İnşallah sorun çıkarmaz. Bakalım. Burada yine benim coinlerim gönderiliyor. Cent gönderiliyor. Fakat bir de böyle bir liste gönderiliyor. Bu listede 0x64 demek. 64 tane sıfırı liste oluşturacak. 64 tane sıfırdan oluşan liste oluşturacak. Tabii o listeyi noun results olarak kullanacağım. Noun results'ı bakın 1 yapıyorum. Veya kendi değerini döndürüyorum. Ardından da burada benzer bir çağrım kodunu görüyorum. Fakat noun results burada işte minimum coin sayısını bulmak için kullanılıyor. Sonra da minimum coin sayısını döndürüyor. Bakın change değerine de minimum coin sayısını yazdırıyorum. Noun results. 64 tane durumu bakalım karşımıza çalıştırdık. Burada bir iyileşme yok gibi. Aa, geldi. Cevap geldi. Alt olarak cevabı bana döndürdü. Buraya da breakpoint kullanıp teker teker izlemenizi öneririm. Tabi buradaki denemelerini izleyin. Buradaki noun results'ın nasıl hareket ettiğini bir görün. Burada yazılmış bir kod daha var. Bakın noun results tablosunu da döndürüyor. 63 21 coin nereden geldi? 21 diye bir coin çıkarmış burada. İsterseniz bunu silebilirsiniz. Ben de niye 3 tane coin kullanmış dedim. Yoksa 63 yerine başka bir şey mi yapmış dedim. Evet arkadaşlar. Bakın burada kullandığı coinler dersin başına söylediğim 25, 25, 10, 1, 1, 3, 6 tane coin ile bu işi çözdü. Dinamik programlama başlı başına bir konudur. Burada basit bir kodunu gördük. Dinamik programlamanın. Bunu incelemenizi ve dediğim gibi breakpoint kullanıp adım adım çalıştırmanızı öneririm arkadaşlar. Ve özetle dersimizi bitirelim. Özetten önce şunu söyleyeyim. Burada programlama egzersizleri var. Bunlara bakmanızı öneririm. Bunları çözmeye çalışın arkadaşlar. Buradaki yaptığımız anlatımlara göre. İnternetten araştırın. Gerekiyorsa ChatGPT'ye sorun. Bazı durumlarda kötü cevaplar veriyor. Onu size söyleyeyim yalnız. Evet, özetimizde bu bölümde çeşitli recursive algoritma örnekleri yaptık. Bu örneklerde etkin bir çözüm yolu aradık problemlerimize. Bir recursive algoritmada base durum olması gerekiyor. Base durumdan sonra değişimlerin olması gerekiyor. Ve bu değişimler hep ilerleyerek, base durumdan ilerleyerek en sonunda o recursive işlemin bitirilmesi gerekiyor. Recursive algoritmalarda kendi kendine çağrılması önemli. Özellikle iterasyon olayı yerine bazı durumlarda recursive kullanabilirsiniz arkadaşlar. Örneğin ben ağaçlar konusunda recursive kullanmayı tercih ediyorum. Daha doğal bir yapı geliyor bana ve ağaç üzerinde hareket etmek daha kolay oluyor. Tabii diyeceksiniz hocam ben bunu iterasyonla da yapabilir miyim? Evet, bazı durumları iterasyonla da yapabilirsiniz. Tabii recursive problemlerde şuna da dikkat etmenizde yarar var. Zaman karmaşıklığını arttırabilirsiniz. Hesaplama maliyetini arttırabilirsiniz. Bunun için de kodunuzu inceleyerek daha iyi kod yazmak da zorundasınız arkadaşlar. Örneğin son yaptığımız dinamik programlama örneğinde ek bir tablo kullanıp bu maliyeti azalttık. Yani milyon karşılaştırma yerine bunları daha düşük karşılaştırma sayılarına düşürdük. Herkese iyi günler arkadaşlar.